Herkese merhaba. Kanalımıza... Bir dakika. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 arkadaşımla birlikte Bilkent'teki ilk yılımızı anlatacağız. Karşılaştığımız problemlerden bahsedeceğiz. Onların üzerine sohbet edeceğiz. Bir de arada küçük küçük tüyolar vereceğiz size. Ben Melike. Makine mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Ben Ali Burak. Ben de 2. sınıf öğrencisiyim. Makine mühendisliğinde yine. Ben Güneş, ben de iktisat öğrencisiyim. Ben de ikinci sınıfa geçtim. Ben de Lara, bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Videomuz genel olarak teker teker herkesin kendi problemlerini, en çok onları yaralayan şeyleri söylemeleriyle ilerleyecek. Burak, istersen seninle başlayalım. Şimdi şöyle, en yüksek, yani ders ortalamamızı çok etkileyecek bir ders var, İngilizce. Genelde çok iteleniyor, zaman ayıramıyorsunuz ama bayağı etkiliyor ve her hocanın konusu farklı. Bunu ben önceden bilmiyordum. Şansıma güzel bir konu denk geldi. Ama mesela arkadaşlarımdan müziğin felsefesi diye konusu olan duydum. Unlearning diye unutmayla alakalı saçma konular duydum. Benimki mesela yapay zekaydı. Şansıma böyle güzel bir konu gelmese diğerleri gibi çok zorluklar yaşayabilirdim. Mesela sizden zorluk yaşayan kim var? Saçma konusu olan var mı? Şöyle söyleyeyim, benim işte İngilizce 102 alırken mesela konumuz heroizmdi ve ben daha önce heroizmle ilgili hiçbir şey duymamıştım. Yani böyle bir şeyin varlığından bile haberdar değildim. Ve böyle kahramanlıkla ilgili aslında bir teması vardı ve ben böyle bir ay boyunca acaba işte withdraw mu atsam, droplasam mı, ne yapsam falan diye çok düşündüm. Ve hani sonunda tabii hani dedim almışken alayım, devam edeyim falan ama birkaç tane arkadaşım mesela dersin konusu yüzünden withdraw attı. Mesela bunu nasıl çözebilirsiniz? Ondan önce verdiği konulara bakabilirsiniz. İşte insanlara sorabilirsiniz. Şu hoca bir önceki dönem hangi konuyu işledi falan diye sorabilirsiniz. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz alacağınız hocaların konularını. Ben şey diye duymuştum. Ekşi Sözlük'ten bakıyormuş bazıları. Ama ne kadar günceldir evet, bilemem. Evet, ben çok denedim. Aynen. Offerings of... Bir de ayrıca bir Bilkent'in hocaların kalitesini ne kadar iyi anlattığını gösteren bir sistemi var. Girip hocaların değerlendirmelerine bakabiliyorsunuz. Kaç puan vermişler falan diye. 5 üzerinden puanlıyor öğrenciler her sene sonunda. Buna göre hocaları değerlendirebiliyorsunuz. Burada hocanın konusu yazmıyor. Bu bir eksik. O yüzden yani yorumlarda denk gelmediyse, insanların ekstra yaptığı yorumlara denk gelmediyse bilmeden hocayı alabiliyorsunuz. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Ve ayrıca bu offering sistemini başlamadan önce, yani ders seçimine başlamadan önce çok iyi bir şekilde araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü şeye kadar görebiliyorsunuz. Yani hocaların daha önceki kurslarından tutun. İnsanlara nasıl notlar vermiş ona kadar görebiliyorsunuz. Kursun sadece o sınıfın ders içi ortalamasını alıyorlar. Bir de diğer genel olarak kursun ortalamasını alıyorlar. Bunun kıyaslamasına kadar görebiliyorsunuz. Tabii bunu birinci dönem bilmeyince notu kıt hocalara denk gelme ihtimaliniz yüksek. Benim konum güzeldi, yapay zekaydı ama yani B aldım, sınıfın en yüksek notuydu. Öyle düşünebiliriz. Bu arada İngilizce gerçekten kredisi en yüksek derslerden bir tanesi oldu ilk yılda. Yani onu ne kadar yüksek tutarsanız GPA'nız için o kadar iyi yani. Aşırı yükseltiyor veya düşürüyor sizin ortalamanızı. Bir de bence hani bu konuda offerings'i bilmeyen insanlar çok fazla şey kullanıyordu. Bilkent itiraz sayfalarını kullanıyorlardı. Orada da çok yardımcı oluyor insanlar. Fazla troll oluyor tabii, dikkat etmek gerekiyor ama çoğusu işe yarayan yorumlar oluyor. Hani tanıdığınız hiç kimse yoksa da o Bilkent'te, üniversitede itiraflara yazmaktan bence çekinmeyin. Sıkıntı olmaz yani. Peki Güneş, senin en çok sıkıntısını çektiğin şey neydi ilk yılında? Ya benim şöyle bir şey oldu. Daha tam oryantasyon günlerinde işte kampüse yeni gelmiştim ve sabahın 8.40'ında MSSF diye bir binaya gitmem gerekiyordu. Ben işte Bilkent'in ulaşımı da biraz sıkıntı. Yani ben metroyla geliyordum ama metrodan kampüse taksiye binmem gerekiyordu daha hızlı yetişebilmek için. Sonra taksici abiye dedim ki, kafamda şunu kurdum, MSSF diye bir binaya gidiyorum. Herhalde Mimar Sinan'la başlıyor ve bu herhalde mimarlık binasıdır dedim. Ve abiye dedim ki, beni mimarlık fakültesine götürür müsün? Sonra adam da tabii ki dedi, gittim. Sonra indim, bizde de hani her etkinliğin kartı farklı. Yani daha doğrusu sizin aldığınız pakette tanımlı etkinlikler dışında bir etkinliğe giremiyorsunuz kart okutup. Kartımı okutmaya çalışıyorum, dediler ki sen burada değilsin. Sonra ben dedim ki, nasıl yani, burası değil mi falan, arkadaşlarımı arıyorum, diyorlar neredesin sen, koş buraya falan.
Sonra MSSF binasını yine bilmiyordum. Sonra yani çok uzatmış aslında. Yürüyebileceğimi düşündüm ve o sıcakta gerçekten bir yarım saat falan sürdü bilmediğim için. O yüzden hani en büyük sorunumuz bu işte binalara verilen garip harfler ve o harfleri hiçbir zaman tam olarak anlayamayışımız. Ya ben hala birçok binanın nerede olduğunu bilmiyorum. Ya Başkalarında da illaki vardır. buna ben de katılıyorum bu arada. Gerçekten hani ben mesela T binasının nerede olduğunu geçen dönem falan öğrendim. O da Türkçe finalim orada olduğu için de. Yani çok fazla bina var ve çok fazla harf var. Ve hani okul başladığı zaman bu binaları bulmak zor oluyor. Çünkü işte dersten derse koşturmanız gerekiyor. Ve binanın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Ve hani bir binayı biliyorsunuz diyelim. B binası şurada diyelim. Hangi derslikte olduğunu bulmak da ayrı bir zorlaşıyor zaten. Mesela ben M binasında tarih dersi alıyordum. Sınıfı bulamadım. Böyle bina içerisinde bir loop'a falan girdim böyle. Giriyorum yine aynı yerden çıkıyorum ve asla sınıfa gidemiyorum falan böyle. Hani o yüzden bence fırsatınız varsa okul hani gezmek gibi falan görün binaları. İşte ders programınıza göre derslikler nerede? Onlara bir bakın. Çünkü okul zamanında ders programlarınıza bakarken böyle şu bina şurada ama bunun dersi nerede falan diye böyle kafa karmaşası yaşıyorsunuz ve bu da bir zorluk yaratıyor diyebilirim size. Ya bir de ben yaşamadım ama bazı insanlardan duydum. Bir kere binaların düzenleri çok saçma. Önce ben onu söyleyeyim. Yani B'nin karşısında G binası falan var. B'yi biliyorum, A'yı da biliyorum, A'yı da biliyorumdur herhalde diye bir durum yok yani. Mesela bazı binalarda doğuda oluyor. Ders seçimi yaparken bazı arkadaşlarımdan şunu duymuştum. Ders seçiyor, yanlışlıkla mesela doğudan alıyor ya da doğudan alayım ne olacak ki diye düşünüyor. Doğu kampüsüne 10 dakika içerisinde gitmesi gerekiyor ki yürümesi imkansız bir kere 10 dakika içerisinde. Yani ya araban olacak ya bisikletin olacak ya da full koşarak gideceksin. Yani başka bir yolu yok. Ya Yine bu hiçbir ders şey diyordum. seçimi çok zorlu bir süreç arkadaşlar. Yani çok hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü kontenjanlar hemen doluyor. Birisi dropluyor sonra birisi alıyor. O sırada gerçekten iyi bir strateji kurmanız gerekiyor. Ve hocaları cidden hani önceden dediğimiz gibi iyi bilmeniz ve araştırmış olmanız gerekiyor. Ya ben de Anladım. bu ders seçimiyle ilgili işte randevu ile ilgili bir problem var. İlk sınıflara hani biraz geç randevu veriyorlar. Hani önceliği 3. 4. sınıflara veriyorlar ve siz hani alana kadar birçok section zaten dolmuş oluyor ya da birçok ders alınmış oluyor. O yüzden bu da biraz problem. Gerçekten gözünüzün açık olması lazım. Hani saniye saniye sayfayı yenilemeniz lazım ve hani çıktığı an almanız gerekiyor. Yoksa biraz kanser edici bir süreç. Binalarla ilgili de şey diyecektim. Ya okulun bir krokisi var. Galiba tanıtımda veriliyor. Ben onu kaybettim ya da hani nerede bilmiyorum. O yüzden hani o krokiye aslında kroki okuyabiliyorsanız çok işinize yarayacak bir şey. Hani o da bence ilk hafta falan cebinizde bulunsun ki böyle geç kalma gibi şeyler yaşamayın. Bu arada Güneş ek olarak da bu ders programlarını seçmek hani ders kont aman söyleyemedim. Neyse. Buraya tamam. Bu arada Güneş ek olarak da bu Bir daha, bir daha, bir daha. Bu arada Güneş ek olarak da ben de bir şeyler ekleyeyim. En son başvuru tarihi aslında birinci sınıflara geliyor. İlk başta dördüncü sınıflar ders programlarını değiştirebiliyor. Sonra üç, sonra iki. En son da birinci sınıflara geliyor. Benim ilk sene karşılaştığım zorluklardan birisi de buydu aslında. Çünkü ders seçimlerini çok iyi ayarlayamamıştım. Çünkü genelde ya kontenjanlar dolu oluyordu alacağım derslerde ya da alacağım derse de diğer derslerine çakışıyordu falan böyle garip durumlar olmuştu. Ve şöyle bir sıkıntı vardı. Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve ilk dönem bir haftada bir labınız oluyor. Ve bu lablarda işte bir pazartesi günü vardı, bir de perşembe günü vardı. Beni sistem pazartesi günkü olana atamış ama birkaç kişiyi de perşembe günküne atamış. Ve ben de bunu değiştiremedim. Normalde pazartesi günü labım olmasını istemiyordum. Çünkü şu şekilde açıklayayım size. Genelde labın assignment'ı cuma günü yükleniyor ve sadece hafta sonunuz oluyor bu labı önceden çözmek için. Ama diğer section'ın mesela bayağı bir haftası gibi bir şey oluyordu. Ben de çok geriliyordum işte. Çünkü bir de diğer derslerimin yükleri vardı. Hem de labı yetiştirmem gerekiyordu hafta sonunda falan derken çok zorlanmıştım. Ve bayağı bir stres yaratmıştı bende, öyle diyeyim. Hani ilk sınıf olduğum için çok fazla bir değiştirme şansım olmamıştı dediğim gibi. O yüzden bu gibi sıkıntılara yol açabiliyor. Benim birinci sınıfta karşılaştığım problem değil de bir eksiklikten bahsedeyim. Bilkent'in çok büyük bir mail sistemi var BAYIS adında. Öğrencilerine günde hani 5-6 tane falan mail atıp bazen bıktırabiliyor. Ama yine de bu maillerde genelde o gün içerisinde olacak etkinlikleri ve detaylarını söylüyor.
Ve günde mesela günde gerçekten çok kıymetli insanlar gelebiliyor böyle size gerçekten kişisel olarak da mesleki olarak da çok büyük şeyler katabilecek insanlar gelip konuşmalar yapabiliyorlar, workshoplar yapabiliyorlar bu 12.30'da ve 17.30'da. Hani önceden böyleydi. Online süreçte, daha doğrusu bu pandemi sürecinde nasıl ilerler bu etkinlikler bilmiyorum. Tekrardan gün içerisinde olur mu? Çok hakim değilim ama siz yine de her ihtimale karşı bence her gün maillerinizi şey yapın, kontrol edin yani. Benim de bu mail bombardımanı deyince aklıma WhatsApp bombardımanı geldi. İlk yılda işte ilk zaten oryantasyonumuz olacak ve orada böyle hani bu yıl tam olarak öyle olmayacak ama yine de bir sürü kulüple tanışacaksınız. O kulüpler işte sizin isminizi alacaklar, siz isminizi vereceksiniz falan ve heyecanla 15-20 tane kulübe isminizi yazdıracaksınız. Biz de eminim dördümüz de aynısını yapmışızdır. Ve onlar sırasıyla işte bir hafta içinde falan sizi WhatsApp gruplarını alıyorlar ve bir anda hani böyle telefonunuz patlayacak gibi oluyor. Her birinden 500'er mesaj falan geliyor. Hani o kadar gaza gelip her şeye yazdırıyorsunuz. Sonra mecburen bazılarından çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ve en sona maksimum bir iki tane kulüpte kalabiliyorsunuz. Hani buna da hazırlıklı olun. Gerçekten hani böyle beğendiğiniz her kulüpte olmanız çok imkanlı değil. Çünkü çoğunun toplantı saatleri çakışacak, etkinlikleri çakışacak ve yani siz de o kadar müsait olmayacaksınız. O yüzden böyle sona gerçekten çok istediğiniz, sizinle çok uyan kulüplerde kalmaya çalışın ki hem üniversite hayatınız gerçekten daha da güzel olsun sosyalleşmeniz açısından hem de çok da derslerinizi aksatmamanız bu sayede. Ayrıca bu mail şeyinde de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben ilk sene bir şekilde, ilk dönem direkt bir şekilde yaptım ama insanlar uğraşıp uğraşıp yapamıyor. Nerede bilmiyorum o yüzden. Belki bilen vardır aramızda. Direkt Gmail'e, Bilkent'in mail sisteminin arayüzünü ben çok sevmiyordum. Yani çok oturmamış bir düzen, bir Gmail değil sonuçta. O yüzden direkt şey yapın. Ya Bilkent'in kendi sisteminden, Bilkent Mail'den yaptım bunu ya da SMS'ten yaptım. Tam hatırlamıyorum. Bahis'e gelen mailleri doğrudan Gmail'e yönlendirirseniz eğer çok daha rahat olur sizin için. İki tane mail adresi kullanmanıza gerek kalmaz. Hali hazırda mail kullanıyorsanız. Ve çok daha rahat bir arayüz olduğu için mail yazmanız, mail almanız, tanıdığınız sistem çok daha rahat edersiniz yani. Ya aynen ben de ilk dönem ya aynı şey yaşamışız Burak. Ben de şöyle söyleyeyim. İlk dönem ben de bir şekilde bağladım. Yani Bahis mailimi Gmail'ime bağladım. Ama nasıl yaptığımı o kadar bilmiyorum ki. Hani insanlar soruyor hani sen Söyleyemiyorsun. Bahis'i aynı ayrı kullanmıyor musun falan diye. Yo diyorum benim Gmail'ime geliyor. Nasıl yaptın onu falan böyle sanki büyü yapmışım gibi. Ama mesela hani internete falan yazarsanız hani bir maili diğer mail adresine bağlama falan hani o tarz şeylerin belki bilgisi bulunuyordur ya da İşte Stars'ı falan iyice kurcalarsanız belki bir şeyler bulursunuz. Yani deneyin şansınızı. Çünkü çok daha kolaylaştırıyor hayatınızı. Yani Burak'ın da dediği gibi yani giriyorsunuz internete ve o Bahis'in o işte Bilkent mailinin arayüzü gerçekten çok böyle garip yani. Ben de çok sevmiyorum ve hani onun yerine Gmail'inize gelmesi bütün maillerin çok daha kullanışlı oluyor. Bir mail adresinden hepsini yönetmiş oluyorsunuz. Benim bahsetmek istediğim bir diğer problemse arkadaşlıklardı. Birazcık duygusal bir insan olduğum için bundan direkt bahsetmek istiyorum. Şöyle, ben işte üniversiteye ilk geldiğim zamanlarda çok mükemmel arkadaşlıklarımın olacağını düşünüyorum. Hani sürekli ömür boyu onlarla devam edeceğimi falan düşünüyordum. Ama sonra özellikle üniversitenin hani ilk ayında tanıştığım insanların çok ciddi anlamda stratejik arkadaşlıklar kurmaya başladığını fark ettim. Mesela hani biriyle işte ders çıkışı birazcık kahve içelim diyorduk. Ondan sonra önümüzden biri geçiyordu. Ya bunu sevmiyorum ama İngilizce de çok yardım ediyor tarzında bir şeyleri falan oluyordu. Sözleri falan oluyordu ve ben bununla arka arkaya o kadar fazla karşılaştım ki artık insanlarla sosyalleşmekten korkuyordum. Hani şey kafasındaydım sürekli. Tamam biz şimdi konuşuyoruz, vakit geçiriyoruz ama kesin bir şey isteyecek benden. Kesin bir fayda Çıkarı sağlar. var. Aynen öyle. Ve çok birazcık gelmişti bu durum benim. Ciddi anlamda asosyalliğe doğru gidiyordum bir ara. Zor topladım arkadaşlar. Hazırlıklı olun siz de buna. Ya Bence. evet. Ya bunlar ya benim de hani gördüğüm şeyler mutlaka hani şey oluyor. Aa, bir arkadaşım anlatmıştı işte. Ekon dersimde şu arkadaşım var işte. Onun yanına oturuyorum ben. Onun notlarını da alıyorum falan böyle. İşte çok cidden dediğin gibi çıkar ilişkisi üzerine kurulu arkadaşlıklar da oluyor yani. Hani bu çok kaçınılmaz bir şey ama hani siz de o noktada kendi sınırlarınızı çizmeyi bileceksiniz aslında o şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle öyle. Yani kim olduğunuzu tanıyıp nasıl insanlarla birlikte olmak istediğinizi net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde sağlam Aynen arkadaşlıklar öyle. oturtabileceğinize inanıyorum Ya yani. bir de şunu söyleyeyim hani
Bir şey daha geldi aklıma. İnsanların böyle kafasında oluşan bir şey. Geçenlerde bana birisi şey yazdı işte. Hani Bilkent'i çok hani lüks bir yer olarak biliyoruz işte. Herkes bu kadar zengin mi işte, nasıl bir ortam var? Ben Bilkent'e aidiyetlik hissedemeyecek miyim? Ne yapacağım, edeceğim falan diyordu. Yani her okulda aslında hani o tarz insanlar var. Hani Bilkent'te görülen insan tipi var. Ama hani onun kadar öyle olmayan insanlar da var. Ya yani gerçekten Bilkent'in oradaki hani çok fazla insan aslında hani barınıyor ve herkes çok farklı birbirinden. Ve şöyle söyleyeyim, zaten üniversiteye geldikten sonra siz de kendiniz gibi insanları buluyorsunuz bir şekilde. Yani siz de aynı şeyleri seven insanları tanıyorsunuz ve onlarla hep bir grup oluyorsunuz. İşte kulüplere katılıyorsunuz, orada bir arkadaş grubu ediniyorsunuz. İşte ne bileyim, derslerde bir arkadaş grubu ediniyorsunuz. Hani gerçekten çok farklı farklı arkadaşlıklar buluyorsunuz ve bir şekilde siz de aynı şeyleri paylaşan insanlarla tanışıyorsunuz. Yani bu konuda da ben asla ait olamayacağım Bilkent'te, işte Bilkent çok işte farklı insanlar var, ben ne yapacağımı bilmiyorum demeyin. Yani bu gerçekten insanların okula girerken akıllarında oluşan bir algı diyeyim. Hani bunu yıkmaya çalışın ve hep böyle hani birazcık daha pozitif bakmaya çalışın. Mutlaka siz de kendinize arkadaşlık kurabilecek insanlar bulacaksınızdır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır ve umarım siz bizim yaşadığımız zorlukları kendi hayatınızda, kendi birinci sınıfınızda yaşamazsınız. Aklınızda birkaç sorular olabilirse, bahsettiğimiz konularla ilgili olabilir, başka şeylerle ilgili olabilir, yorumlara bırakabilirsiniz veya açıklamayı bırakacağımız sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Her şekilde bütün sorularınıza hepimiz açığız. Bu şekilde umarım keyif almışsınızdır. Hoşçakalın. İyi geceler.